O benim biricik kızım, gözleri bahar. Severim onu dünyalar kadar. O benim tek sevdiğim, karımdan yadigar. Yanımdan ayırmam ölene kadar. Çıkarım vay haline. Yalnız kalınca köyde akşamları, aklıma düşer şehrin ışıkları. O benim biricik babam, sözüdür kanun. Aklıma düşeni yaparım belki yarın. Yalnız senin şu lokantanın arka duvarının bir bankayla, hem de o bankanın kasa dairesinin olduğu odanın duvarıyla bitişik olması ne büyük bir aslantı değil mi Hasan ağa? Bankanın kasa dairesi mi? Düşündüm de... Ne düşündün Yılmaz? Ben aslında biraz... Ha? Aslında biraz değil, çok. Evet. Çok, çok, çok hem de. Seni... Yılmaz kurban! Hem bu arada maçı alırsan sizin de cebinize güzel para girer. Kaç aylık kiranız, buzdolabı masrafınız neyin çıkar aradan? Yok ağam, sen ne dersen de. Ben para için, pul için kimsenin canını yakamam. Evet, 2 milyon dolar verirseniz... ...hepsini satarım benim bağlarım. Kaç dönüm arazi artık sen hesap et işte. Tamam, ben size haber bekleyeyim. Doğru yapıyorum Hemik Orhan Baba. Bizim bu Yılmaz'ın yumrukları çelik bilekte yoktur da... ...belki ilgilenirsin diye düşündüydük. Ya ağam, hani sadece izlemeye geldiydik. Ben sana daha evdeyken kavga neyin etmem dediydim. Dur 2 saniye, çok büyük iş peşindeysen farkında değilsin. Bu tıfıl olan yumrukları mı çelik gibi oluyor yani? E ya valla. Ağam gözünün yağını yiyem gidelim buradan. Aslında bu akşam Buldozer Erol'un karşısına çıkartacak bir adamımız eksikti. Buldozer Erol mu? Diye bak, burası nedir? Evet, burasıdır Osman amca. İçeriden gelen seslere bakılırsa bayağı bir kalabalık olmalı içerisi. Selamun aleyküm Sansar abi. Oo, hoş geldin, safalar getirdin Şahin Bey. İlk dövüşümüz Mardin'in Şanlıbağ köyünden demir yumruk lakaplı Yılmaz Çoban. Yılmaz, bu hakem senin adına anons etti abicim. Duydum kurban, duydum. Ve ikinci dövüşümüz canavar lakaplı Şahin Bey. Bu Şahin Bey de kim ya? Bir için böyle bir adamla ne işi olabilir hiç anlamıyorum. Ne diyor ulan bu herif benim biricik kızıma? Hadi Yılmaz. Sen hiç dinlemeyesen onu. Çıkıp dövüşmeyesen. Değmez. Hiçbir şeye değmez. Sana dünyalar değer biricik. Sana dünyalar değer. Biricik hanım. Sizin oralarda herkes böyle korkak oluyor galiba. Bundan gayrı bu kavga benim kavgamdır. Yılmaz! Yılmaz! Olay! Olay! Olay!
şampiyon. Yılmaz. Hadi bakalım. Oley 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 oley. Şampiyon Yılmaz. Oley 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 oley. Şampiyon. Şampiyon Yılmaz. Hadi bakalım. Hey, bu kadar eğlence yeter. Evle evine, köylü köyüne. Hey. Çok acıyor mu Yılmaz? Yok, merak etmeyesin iyi. Biricik, kızım hadi bakayım evine. Geldim baba. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. İyi geceler. Hadi bakalım. Hasan sen dur hele. Sana iki cip lafım var. Gene mi kavga edeceğiz? Yok, anlaşacağız. Hadi lan kaybolun size gözümün önünde. Aman hadi. Ya. Yıkılın dedim. Hadi evlerinize yallah. Siz de kaybolun. Emredersin ağam. Emredersin ağam. Ben her şeyi biliyorum Hasan. Her şeyi biliyor musun? Nasıl her şeyi biliyorsun? İhtiyacın olan parayı bulabilmek için banka soymayı planladığınızı. Baba, sen ne diyorsun? Hasan amcam, yoktur hem öyle bir şey. Babam şaka yapıyorsa değil mi? Şaka yapmayayım kızım. Sadece ben değil, polisler de biliyor. Polis de mi biliyor? Evet, bir onlar anlattı. Şimdi mahvoldum. Ama merak etmiyorsun. Sana gereken parayı ben vereceğim. Ben seni tekrar mapuslara girmene, hem de bu defa bir daha çıkmamak üzere mütemadiyen girmene izin vermeyeceğim. Hiç beni anlamıyorsun Osman. Eğer iki güne kadar o parayı bulmazsam... Ben sana vereceğim o parayı. Sen mi vereceksin? He, ben vereceğim. Osman sen nereden bulacaksın o kadar parayı? Benim bağları satacağım. Nasıl? Bağları mı satacaksan? He kızım. Bu eşek sıpası benim kardeşim. Merhaba. Merhaba. Allah ay 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 kuşmuş ay kuş. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Gecenin bir vakti rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Ramo dedem, Şehmuz ağam, Hüso amcam. Sizlerin de öbür tarafta mutlaka kendinize göre bir takım işleriniz meşgul ya. Ama ben de keyfimden gelmedim yani. Bir an önce halletmemiz gereken bir mesele vardır. Dur önce ruhuna bir Fatiha okuyayım. Bu şartlar altında Fatiha'yı tamamlamak biraz zor gözüküyor. Borcum olsun. Gelelim bizim meseleye. Şu benim olmaz olası ikizim Hasan var ya, boğazına kadar pisliğe batmış. Bir yerden 2 milyon dolar bulup kurtaramazsak pisliğin içinde boğulup gidecek. Daha doğrusu buraya yalnıza gelecek. 2 milyon dolar da öyle eşten dosttan bulunacak bir para değil. Biz düşündük, taşındık, üzüm bağlarını satmaya karar verdik. Bunun için sizlerin ve diğer aile büyüklerimizin rızasını almaya gelmiş abi. O bağlara siz bizden daha fazla emek verdiniz. Şimdi benim istirhamım bu bağları satalım mı ya da satmayalım mı diye bir işaret vermeniz. Anlamamış ha? Yahu tamam. Anladı. Satalım mı satmayalım mı diye bir işaret bekliyorum. Ulan sen nereden çıktın? Ma. Oh. Allah'ıma şükür rüyaymış. Oh aman Allah. Ula o rüya ise buna peki? Bismillahirrahmanirrahim. Eller yukarı. Yapma, vurma beni Osmanlı amca.
Ben daha çok gencim. Yaşamak istiyorum. Aa baba, ne oluyor burada? Babam beni öldürmeye kalktı. Baba? Ay. Yok öyle bir şey. Ben sadece eller yukarı dedim. Öyle fazla yukarı da demedim yani. Dedenin tüfekle kovaladığı yetmezmiş gibi şimdi de baban çıktı. Siz neden misafirlere terlik veriyorsunuz? Bence terlik yiyerek vermelisiniz. Ay Osman amca, bizi istemiyorsanız açıkça söyleyin. Şiddete başvurmanıza hiç gerek yok. Ya ne alakası var? Dışarıdan bir gürültü geldi. Ben ona kalkmıştım. Hadi siz gidin birbirinize sarılın yatın. Ben her ihtimale karşı dışarıyı bir koloçan edip geleyim. Baba dikkatli ol. Merak etme, merak etme. Ay kızlar, keşke şimdi bizim çocuklar da burada olsalardı. Babama yardım etmeleri için. Yok ya, şimdi birbirimize sarılacağımız, onlara sarılırdı. Ay. Hadi yatağa, hadi. Yatağa kızlar, hadi. Oy, 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 oy. Baba? Oy. Babana silah doğrultmaya utanmıyor musun şerefsiz? Ula baba, ne işin var senin gecenin bir vakti dışarıda? Heh, memleketi özlemişim. Doma çıkarsam belki daha iyi görürüm oradan diye düşündüm. Lakin ayağım kaydı. Hiçbir şey göremeden düştüm. Sen özledin o memleketin neye benzediğini ben gayet iyi biliyorum. Allah cezanı verecek diye mi inanmıyorsan? Bak bu birinci taksit işte. Hadi oradan zındık. Allah'ın taksitle iş gördüğü nerede duyulmuş? İyisin ya, bir yerinde bir şey yok, yok ya. Yok bir şeyim. Hem güzele bakmak sevaptır demişler. Atalarımız. O hesaba göre senin sevap defterinde yazacak yer kalmamıştır bile. De hadi yürü yürü. Good morning teacher. Good morning Osman amca. It's a beautiful day. Yes okay. Ule sen ne zaman öğrendin Korece konuşmasını? Korece değil Korhan bebeğim, İngiliz İngiliz. Sabah sabah fan finfon edip de tepemin tasını attırmayın benim. Zaten dün gece domdan düşerken dürbünün camı kırılmış. Canım sıkkın. Çünkü sen röntgen peşindeyken çanağa da kıracaksın ya. Dur bakalım ne zaman. Kahvaltı hazır. Breakfast is wonderful. Sadesine. Ne? Evet öyle. Baba. Bu sabah pek bir İngilizsin maşallah. Hayırdır? Kahvaltıdan sonra Canapur'u ziyaret edeceğim da İngilizcemi biraz cilalayayım dedim. Osman amca, bu arada kendinde bayağı bir cilalamışsın maşallah. Sinek kaydı tıraşlar, parfümler falan yıkılıyor yani. Ayrıca Jennifer Hoca ya da Jennifer Hanım değil Jennifer, dikkatinizi çekerim. Ben Canapur mu dedim, vallahi dalmışım. Dalmışsın ama yufkanın asına dalmışsın. Babasının oğlu maşallah. Ya yapmayın. Vallahi günahımı alıyorsunuz. Biz Canapur Hoca Hanım'la sadece arkadaşız. Kendisine bir hususta akıl danışacağım. Danış, danış. Ben senin yaşındayken Mardin dar gelirdi de civar illeri dolaşırdım danışmak için. Orhan dedi, helal olsun sana. Ne oluyor? O elindeki tabanca nedir öyle? Yok bir şey. Saat herhangi bir ihtarda falan bulunmadan öyle aniden ötünce ben de biraz panikledim doğal olarak. Senin bu hallerini hiç beğenmiyorum Hasan. Yine benden gizli bir takım işler çeviriyormuşsun gibi bir his var içimde. Az daha sabret Melekciğim. İki gün sonra bu silahla birlikte üzerime bulaşan bütün pisliklerden kurtulacağım. Ondan sonra oğlumuzla birlikte yepyeni bir hayata başlıyoruz. Yıllardır hep aynı şeyleri söylüyorsun. İşin komiği, ben de sana hep inanıyorum. Bu gayrimeşru alemden sıyrıldıktan sonra politikaya atılmaya ne dersin? Beni kandırdığın gibi milleti de kandırmayı başarabilirsen seni kimse tutamaz. Ben hayatımda temiz bir sayfa açacağım diyorum. Sen bana politikaya atıl diyorsun. Politika götürmeye müsait bir iş. Ortamı buldum mu nefsime hakim olamayıp tekrar götürmeye başlayabilirim. Her zaman böyle açık sözlü olsan hiçbir sorunumuz kalmayacak biliyor musun? Olacağız inşallah. Ama bana biraz zaman tanımalısın. Allah-u Teala bile dünyayı 6 günde yaratmış. Müzik
Onca itin uğursuzun ortalıkta fink attığı şu İstanbul'da tek başına alnının hakkıyla şu çocuğu bu boya getirdin ya, helal olsun sana. Arkamda senin gibi bir kadın olduktan sonra dağları deviririm ben. Benim halletmem gereken bir iki iş var, bitince dönerim. Kahvaltı etmeden mi gideceksin? Dışarıda bir şeyler atıştırırım canım. Son günlerde benim aklıma takılan bir şey var. Nedir? İkimiz de Hasan Ağa için çalışmıyor muyuz? Evet, çalışıyoruz. Ben senden daha uzun değil miyim? Uzunsun diyelim, ne olacak? İkimiz niçin aynı parayı alıyoruz? Sen benden daha uzunsun ama ben senden daha zekiyim. Aa, anladım. Boydan kazandığımız zekadan kaybediyorum. Bu Hasan Ağa'nın bir sırrı var ama çözemedim bir türlü. Adam gözümüzün önünde bir mekandan çıkıyor. Evet. Ardından birkaç dakika geçiyor. Üstünü başını değiştiriyor, bıyığını saçını boyuyor, aynı mekandan bir daha çıkıyor. Hani sen de şahit olmasan diyeceğim ki kafayı yiyorum ufaktan. Peki senin benden daha zeki olduğunu nereden bileceğim? Madem ki zekana güveniyorsun, söyle bakalım. Ayaklarında kaç parmak var? Başkomiserim, dublör kullanıyor olmasın bu hergele? Karizmayı dağıtmadan önce hani Saddam'ın da varmış ya bir sürü dublörü. Bir, iki, üç... 4, 5. Öbürünü de. Şimdi şöyle sıcacık bir çay olsaydı. Ya ne iyi olurdu. Ne yapıyor onlar orada? 1, 2, 3, 4, 5. İkisi ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay Allah canım. Hay Allah. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Am. 4, 5. Buyur am. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lan Furkan. Hey. Geldim babam. Sen bir şey anladın mı bu işten? Bence bunlar bizimle dalga geçiyorlar başkomiserim. Gidelim görelim o zaman. Bir daha melelesi can. Canifor ablan duymadık galiba. Yalnız bu seferki biraz yüksek perdeden olsun. Good morning Osman. Good morning Osman. Aman Jennifer. Sus lan. Lalayıp durma, aklımı karıştırırsan. Bunun da çenesi bir açıldı mı kapanmak bilmez. Yürüyüşe çıkmıştık da yorulunca şurada biraz dinlenelim dedik. You are so sweet. Çok tatlısın. Come in. El içeride dinlen. Sweet. Bugünlük bu kadar yürüyüş yeter. Sen şimdi eve ko. Ben de Jennifer'ın evine ko. Tekrar good morning. Buyurun. Geç kalıyoruz okula. Geliyorum. Üf. Bu ne bitmez tükenmez bir makyaj böyle ya. Vallahi gelin makyajı yapılırdı bu kadar zamanda. Selamun aleyküm. Hoş geldin Hasan amcam, öpeyim. Hoş bulduk, el efendilerin çok olsun. Hoş geldiniz. Sizin hoş de geldiniz. El sıkanlarınız çok olsun. Baban kalkmadı mı daha? Ya çoktan kalkmıştır ama Jennifer Hanım'ı oturmaya gitmiştir. Ne zaman geleceğini söyledi mi peki? Yok, söylememiştir. Koyun can derdinde, kasap mal derdinde. Koran baba sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Dürbünün camını yapıştırmaya çalışıyorum. Ah, hoş geldin Hasan amca. Hoş bulduk. Korhan dede, dürbünün camını mı yapıştırıyorsun? Sen bir dürbünle bakarsan kadınları Picasso gibi görürsün. Ne diyor bu? Vallahi okkalı bir laf etti ama ben anlamadım. Camı yapışmış dürbün kadınları yamuk gösterir diyor dedem. Yamukuna da razıyım. Yeter ki göstersin. Ya babam bırak uğraşma sen ondan. Sana şöyle en şahanesinden yeni bir dürbün alalım. Olmaz. Bu ata yadigarıdır. Benim babam da dedem de bu dürbünü kullanmıştır. İyi de baban damdan uçmuş. Deden ağaçtan düşmüş. Belki de bir uğursuzluk var bu dürbünde. Dün gece de dedem düşmüştür damdan. Yine mi? Bir yerine bir şey olmamıştır inşallah.
Dürbün kırılmış. Daha ne olsun? Ya kusura bakmazsanız biz okula yetişeceğiz. Tabii Yuki gelirse. Geldim geldim. Hadi Allah zihin açıklığı versin kızım. Kalın sağlıcakla. Bir dakika Bericik. Makyajım nasıl olmuş? Harika. Hadi gidelim artık. Lacım nasıl? Nefis nefis. Gerçekten mi? Anlaşıldı. Bu şıp sevde aşık olmuş yine. İnşallah yine Martin gibi yumuşak değildir. Aa yok. Bu seferki taş gibi. Ponza taşı gibi olmasın mı? Hadi geç Yuki. Burada sıkışmayalım, ben arkaya geçeyim. Muallim yardım eder misin? Siz önde otursaydınız Yuki Hanım. Yok. Arkada ben senin yanında. İstanbul'u seyretmek istiyorum. Bu havada mı? Donarsın Yuki. Muallime bir şey olmuyor, bana da olmaz. Ver elini Muallim. Buyurun. Hadi hayırlısı. Buyurun. Kızcağız hastalanmasa bari. Bir şeycik olmaz. Ateş bacayı sarmış, görmüyor musun? Hadi gidelim Nusret. Peki biri çıkardı. Oh my god. Demek rüyanda ölü vücutların saldırısına uğradın. That's terrible. Kim bilir ne kadar korkmuşsundur. Ben korktum vallahi. Yani o kadar da fazla korkmadım. Çok hafif, belli belirsiz bir korku. Ama ölü vücutlar çok korkunç olur. Canım niye korkunç olsun? Ortaklardan biri deden, biri de amcam. Bizim ortaklarımız yani, yabancı değil. Ha. Bu rüyanın manası nedir sence? Bunu bilmek için uzman olmak gerekmiyor bence. Sen üzüm bağlarını satmak istemiyorsun Osman. Hem de hiç istemeyem. That's for sure. Kardeşinin mafya tarafından öldürülmesini istemiyorsun. MRI. Ne? Haklı mıyım? Yes. Üzüm bağları meselesinde olduğu kadar olmasa da yes. Bence kardeşini kurtarmak için üzüm bağlarını satman gerekmiyor. You know why? Yes diyeyim mi? Yok. Burada why diyeceksin. Why o zaman? I tell you why. Kardeşine biraz para vereceksin. O da ortadan kaybolacak. Türkiye is a big country. Burası büyük bir ülke Osman. Onu nasıl bulabilirler ki? İyi diyorsun da Canıpur. Bizde borç namustur. Bir insan borcunu ödemeyip kaçacağına ölsün daha iyi. Come on now. Mafya olan borç borç sayılmaz. Zaten paraları kardeşine kaptırmasalarmış, polise kaptıracaklarmış. Paralarda kazada yandığına göre hesap kapanmış. Alacak yok, verecek yok. Yahu ben hiç böyle düşünmemiştim. Doğru vallahi. Biz burada ecel telleri dökerken Osman Efendi gavur karılarıyla gününü gün ediyor. Bir gün onun da bana bir işi düşer elbet. Oo, eskisinden daha sağlam olmuştur. Lakin hiçbir şey göstermiyor. Ondan fayda gelmeyeceğini söylemiştim ben sana. Sana yeni bir dürbün alalım. Hatta daha da iyisi şöyle ev babasından bir teleskop alalım. Hem kapsama alanını da genişlemiş olur. Teleskop ne lan? Teleskop baba, teleskop. Dürbünlerin şahı. Teleskopla yıldızları gözetliyorlar. Avrat bol mudur orada? Anlamadım. Yıldızlarda direm. Avrat bol mudur? Benim bildiğim hiç yoktur. Bunlar manyak mıdır? Boş boş ne bakarlar yıldızlara, ne gözetlerler? Selamun aleyküm. Hoş geldin Osman Okul. Aleyküm selam birader, sen neredesin ya? Hadi çabuk gidelim de bitirelim şu işi. Hangi işi? Hangi işi olacak? Bağların satış işini. Vaktimiz daralıyor. Şakası yoktur bu adamların. Biliyorum biliyorum ama velakin bağların satışı için acele etmeyeceğiz. Osman Okul haklıdır. Önce şu benim kaleskop işini halledelim. Kaleskop mu? O nedir ki? Kaleskop değil, teleskop. Ha, teleskop. O ne oluyor? Ölünün körü oluyor. Oğlum bunlarla uğraşacak zaman mıdır şimdi? Hadi gidelim de satalım şu bağları. O bağlar öyle şıp diye alınmadı, şıp diye de satılmaz. Bu ne demek oluyor şimdi? Baba duyuyor musun? Dün gece ne söz verdi? Şimdi mafyanın insafına terk ediyor beni. Merak etme, seni ortada bırakacak değilim. Ama bağları da satacak değilim. Az daha açık et bakayım. Sana o mafyacıların ellerine ulaşamayacağı bir yerde yeni bir hayat kurmana yetecek kadar para vereceğim. Daha sonra da ne zaman darda kalsan imdadına yatışacağım. Yalnız bir tek şartım vardır. Artık namusumuza halel getirecek bir iş yapmayacaksın. Peki yurt dışına nasıl çıkacağım?
Şartlı tahliye olmuş bir sabıkalıya pasaport verirler mi sanıyorsun? Sen Tarkan mısın ki yurt dışına yerleşeceksin? Aç Türkiye haritasını önüne, beğen bir yer kendine, heh. Kardeşe bak, bana mezar yeri beğendiriyor. Sen bu herifleri tanımıyorsun. Bunların ellerinin ulaşamayacağı yer yoktur. Beni 24 saat içinde elleriyle koymuş gibi bulurlar ve elleriyle oyarlar. Ya baba sen de konuşsana, dut yemiş bülbül gibi ne susuyorsun? Ben bugüne kadar çok konuştum oğlum. Söylediklerim bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Şimdi şu bir gelip bir giden aklımla konuşsam ne olur, konuşmasam ne olur? Artık konuşma sırası kardeşindedir. Beni dinlemedin, hiç olmazsa onu dinle. Ama illa sen de konuş diyorsan konuşurum. Diyeceğim şudur. Şöyle avradı bol bir yere yerleş ki ziyaretinize geldiğimizde canımız sıkılmasın. Sen var ya iyice bunamışsın artık. Ben de onu diyorum zaten oğul. Al size 10.000 dolar. Bu ortadan kaybolman için yeter. Bir haftaya kalmaz 30-40 bin dolar daha denkleştiririm. Sizin yerinizde olsaydım beni bir an önce bulmaları için dua ederdim. Çünkü beni bulamazlarsa gelip sizin yakanıza yapışacaklardır. İnşallah ben haklı çıkarım. Aga sen olduğuna göre haklı olan da sensin demektir. Oy. Hey Allah. Oğlunuzun beyin MR'ında da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Artık hayati tehlikeye atlattığı söylenebilir. Yine de her ihtimale karşı 24 saat müşahede altında tutmamız gerekiyor. Ne oldu? Neredeyim ben? Hastanedesin, eşek sıpası. Aslında taşlı tarlada da olabilirdin ama verilmiş sadakamız varmış. Ben seni sokak itleri gibi dövüşesin diye büyüttüm hıyar. Beyefendi lütfen. Oğlunuz henüz böyle bir konuşmayı kaldırabilecek durumda değil. Ya doktor bırak sen de Allah aşkına. Bir ton dayağı kaldırmış da babasının bir çift lafını mı kaldıramayacak? Ben bir hekim olarak uyarmak istedim sadece. Zaten işim de bitmiş bulunuyor izninizle. Hemşire hanım, çok yorgun görünüyorsunuz. Hadi, siz de gidip dinlenin biraz. Tabii efendim, siz nasıl isterseniz. Artık Hasan Ağa olacak o ite, bir ders vermenin zamanı geldi. Sen ayağa kalkar kalkmaz harekete geçeceğiz. Öyleyse şimdi harekete geçiyoruz. Of. Beynim çok fena zonkluyor. Hadi canım sen de. Olmayan bir şey nasıl zonklarmış? Teşekkür ederim. Alo. Ha benim Hasan. Bir gelişme oldu da. Yok kötü bir şey değil. Vallahi kötü bir şey değil. Hep birlikte bir yerlere gitmemiz gerekiyor. Canım hep birlikte işte. Sen, ben ve oğlumuz. Neden olduğunu söyleyemem şimdi. Melekciğim, hayatım, bu sorularla kaybedecek zamanımız yok. Sen benim dediğimi yap ve hazırlan. Sadece çok gerekli olan şeyleri al. Ben birazdan geliyorum. Nereye gidiyoruz ağam? Yengenin evine. Peki sonra? Sonra herkes kendi yoluna. Bir daha da görüşmek kısmet olur mu bilmem. Ağam hani son olarak bir banka soyacaktık. Öyle dağılacaktık. Biz çok önceden dağılmışız oğlum. Dağılmışız da farkına varamamışız. Hadi bas gaza gidelim. Baban geldi. Gel çocuğum gel. Kim o? Melek Hanım'a bir paket getirdik. Hasan Bey'den geliyor. Hadi sen banyoya git. Beni orada bekle tamam mı? Tamam.
Tam zamanında hareket etmişiz. Kuşlar kafesten uçmak üzereymiş. Arayın bütün evi. Çocuk burada. Bırakın beni. Anne. 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 Bırakın beni. Anne. 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 Hasan! Operasyon tamamdır. Hasan'ın oğlu bu. Öyle mi? Evet bu. Ara bakayım şu Hasan'ı. Yengenin durumu nasıldır ağam? İyi midir? İyidir çok şükür. Çalıyor. Alo. Bende sana ait bir şey var Hasan ağa. Bana bak, oğlumun kılına zarar gelirse seni de oğlunu da parça parça eder, her bir parçanızı ayrı bir çöplüğe atarım bilesin. Çok korktum Hasan ağa. Benim gibi sakat bir adam bu kadar korkutmamalısın. Oğlumla konuşmak istiyorum. Belki daha sonra. Ama daha önce bizim konuşma anlaşmamız gerekiyor. Oğlumun sesini duymadan olmaz. Oğlumun sesini duymak istiyorum ben şimdi. Getir bakayım şu veledi. Baba. Oğlum, aslanım. Beni kaçırdılar. Aa, olur mu öyle şey? Onlar benim arkadaşlarım. Oyun oynuyoruz, hep birlikte bir oyun. Çocuk kaçırma oyunu. Ben oynamak istemiyorum. Ama oyun bozanlık olur. Sen oynamaya devam et. Çok yakında ben de geleceğim oraya. Baba, baba kurtar beni. İnsan yaşlandıkça duygusallaşıyor galiba. Oğlunla konuşurken dayanamayıp ağlayacaktım az kalsın. Anlaşma şudur Hasan'a. Sen bana ait olan parayı iade edeceksin. Ben de sana ait olanı. 2 milyon dolarla ne kadar çabuk vedalaşırsan oğluna o kadar çabuk kavuşursun. Aa, bir aptallık eder de polisi işe karıştırırsan oğluna ancak öteki dünyada kavuşabilirsin. Paranı alacaksın Hacı Bey. Ama oğlumun başına bir şey gelirse ciğerini sökerim, anladın mı? O konuda için rahat olsun. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz Sıpan'a. Hatta özel dadı getireceğiz şimdi. Eh be. Hadi. Şu dadıyı da getirin bakalım artık. Büyük bir zevkle. Çocuğu kilitleyin. Baş üstüne. Ulan Hüsret, sence ben yakışıklı bir adam mıyım? Bakayım. Hele bir dönsen dön bakayım. Netice? Netice 0-0. Berabere. Ula futbol maçı mıdır bu? 0-0 ne demek? Arkadan bakınca aynı Kadir inanır. Lakin önden bakınca hiçbir alta benzemiyor. 0-0 aha budur işte. Sen kıskançsın oğlum, kıskanç. Japon gülü Yükisan'la aramızdaki düzeyli ilişkiyi kıskanırsan. Ya. Aç tavuk kendini dara ambarında görülmüş, biliyor musun?
Üniversitede Japon bir kız senin gibi köylüyü ne etsin oğlum? Niye öyle dirsen? Gönüldür bu. Aka da konar, her yere de konar. Konar, bileyim. Bu birinci kanım da nerede kaldı bilmem ki. Yine bizi atlatıp şu zırt tapozlarla gezmeye gitmesin. Tövbe de. Biliyorsun ağamız sıkı sıkı tembih etmiştir. Başımızda büyük bir bela vardır. Aman gözümüzü biricikten ayırmayın demiştir. Bu fotoğrafı da high school'dayken çektirmiştim. Bu high school Amerika'nın neresine düşüyor? High school demek lise demek yani. Yes. Ben zaten anlar gibi olduydum da tam çıkaramadıydım. Aa dur dur. Şu da sen misin yoksa şu? Evet ama o kadar öğrencinin arasında nasıl tanıdın? Yürüyüşünde. Kimse de olmayan bir yürüyüşün var senin. Really? Ha really. Sen çok hoş bir erkeksin biliyor musun? Really? Oh yes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bad timing man. Definitely bad timing. Yetim hırsızlığa çıktığı zaman ay erkenden doğarmış. Buyurun. Osman burada mı? Ne yapacaksınız? Çekil önümden. Bir dakika, evime böyle giremezsiniz. Mal gibi de girerim. Bir dakika Canıper Hanım. I am going to call the police. Evime böyle girmeye hakkı yok. Kardeşimin kusuruna bakma. Kadın haklı oğlum. Öküz bile ayrığa girmeden önce bir möder izin ister oğlum. Hiç kaybedecek vaktim yok Osman. Oğlumu kaçırdılar. Senin oğlun yok ki kaçırsınlar. Yoksa kaçan senin keçilerin midir? Ben bu adamı evime sokmam Osman. Hadi gel. Bizim eve gidelim de orada konuşalım. Hadi. Sınav çok iyi geçti. 90'dan aşağı geleceğini hiç sanmıyorum. Süper. Daha önceki sınavdan da 95 almıştın değil mi? Hı? Ya bu notları nasıl alıyorsun anlamıyorum. Bunun formülü nedir Allah aşkına? Evet bize de söyle de biz de uygulayalım bari değil mi? Bileceğin formülü size uymaz. Başarılı olmanın bir değil 3 formülü vardır. Ha. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Haklıymışsın. Bu formül bize uymaz. Evet hiç sormamış olalım daha iyi biz. Ya kahveye gidip eşli tavla oynayalım mı? Ben esri tavraya bayılıyorum. Ama sen de geleceksin Biricik. Ama ben daha önce kahveye hiç gitmedim ki. Her şeyin bir iki vardır şekerim. Bizim oralarda kadınlar pek kahveye gitmezler. Sizin oralar oralarda kaldı kardeşim. Buraları yaşayın biraz ya. Sen ne diyorsun? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Benim ne diyeceğim önemli değil. Bakalım onlar ne diyecek. Kızlar hoş gelmişsiniz. Öf ya bir kurtulamadım gitti şunlardan ya. Yüke Hanım siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim müellim. Sizdir tapozlar. Siz de hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de iyiyiz çok şükür. Hadi, hadi uğurlar olsun güzelim. Hadi, hadi. Abi var ya ben bu heriflerin bizi böyle itip kalkmasından sıkıldım artık ya. Al benden de o kadar. Ayrıca şu zırtapoz lafına da kıl olmaya başladım iyice ha. Ulan siz yoksa dayılanıyor musunuz lan? Evet dayılanıyoruz. Var mı DJ? Ben de dayılanıyorum. Ama o kadar fazla değil tabii. Kamyon der tarafımız buz kestiydi biliyor musun? Bu zırtapozlara sopa çekerken ısınırız bence. Abi, hafiften tavanları yağlayalım derim. Hadi. Gerek yok. Şimdi ben 2 tane karate numarası yaparım. Şu anda olduklarından çok daha acayip bir şekle girerler. Abi karateci olduğunu daha önce niye söylemedin bana? Seninki hangi kuşak? Kuşak muşak yok oğlum. Ne var? Bizimkisi televizyon karateciliği. Televizyondan gördüğümüz kadar yani. Allah. 155'i mi arasak ne yapsak? Gerek yoktur ben hallederim. Siz benim arkadaşlarıma nasıl böyle davranabiliyorsunuz? Aklınızı mı oynattınız yoksa? Ağamız size 2 metreden fazla yaklaşan her zırtapozu dövmek için bize tam yetki vermiştir. O zaman beni de dövmeniz gerekecek. Çünkü ben de dövülme menzilindeyim. Biz şimdilik şu 2 zırtapozu dövelim de sonra bakarız. Nusret, Muharrem bırakın dalaşmayı. Siz gidin. Ben arkadaşlarımla takılacağım biraz. Arkadaşlarla takılmak mı? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka tabii, şaka tabii. Nusret bak, Biricik Hanım bize şaka yapıyor. Güzel oğlum. Ben hiçbir yere gelmiyorum diyor. Ağamızın kesin emri vardır. Güzellikle gelmezseniz zor kullanmak zorunda kalabiliriz biliyor musunuz? Anlamadım. Zor kullanmak zorunda kalabiliriz dedim. Yani bir ihtimal. Çok zayıf bir ihtimal. Sıfıra yakın yani. Hatta sıfırın çok altında. Bir de bunu yapmayın Biricik Hanım. Sizi bırakıp eve dönersek aha doğrar bizi.
Hem de kıtır kıtır doğrar. Hiç acımaz. Ya eve gitmeniz gerekmiyor ki. Siz de bizimle birlikte gelebilirsiniz. Peki siz nereye gideceksiniz? Biz bir kahveye gidip tavla oynayacağız. Sizinle beraber kahveye gittiğimizi, bir de üstüne tavla oynadığımızı duyarsa ağa doğrar bizi. Doğrar ki hem de kıtır kıtır. Çok bu telaşeden bir hatırınızı soramadık hükümetim. Nasılsınız inşallah? Oğlumu sağ salim kurtardıktan sonra o şerefsizleri analarından doğduklarına bin kere pişman etmezsem dünyada ne kadar adam varsa yüzüme tükürsün beni. Vallahi sen yine iyi sabrediyorsun. Ben olsaydım şimdiye kadar çoktan baskın vermiştim bu heriflerin inine. Sen hangi dünyada yaşıyorsun kardeşim? Bunlar öyle bodoslamadan dalınacak adamlar değildir. Ancak bir bölük askerin olacak ki bunlara baskın verebilesin. Ya polise, jandarmaya haber verek diyem, kabul etmiyorsan. Kabul etmiyorum çünkü oğlumu sağ olarak istiyorum. Polisi işe karıştırırsa gözlerini kırpmadan vururlar çocuğu. Of, şu İngilizlerden de bir türlü haber çıkmadı. Caymış olmasınlar sakın. O bağları almak için 2 yıldır peşimde dolanıyorlar. Niye caysınlar ki? Parayı denkleştirmeye çalışıyorlardır. Demek 4 yaşında bir yeğenimiz varmış da haberimiz yokmuş. Kime benziyor? Hem sana benziyor hem bana benziyor. Yapma ya. En normal tabii. İkiz olduğumuza göre. Ula Hazan iyi bir düşün bakayım. Sağda solda bize söylemeyi unuttuğun başka yeğenlerimiz de var mıydı? Yapma Allah aşkına. Hiç şaka kaldıracak halim yoktur. 6-3. Şeşidi. Oh işte bu ya. Aferin kapımı. Yok buradan. 3-3. Lüse. Evet Lüse. Herkes Lüse'yi oynadı mı kızlar? Evet oynadık. Evet oynadık. Şeş ise. Yavrum ya. Şeş ise. Ya. Hadi bakalım. 4-3. 4-3. Al oradan kapını al. Heh. Ama sen oynamıyorsun. Nusret oynuyor. Muharrem uyan oğlum. Uyan da torba ağzı aç. Torba mı? Hani nerede? Bu torba muhabbeti nedir Allah aşkına? Hasat zamanı arpayı buğdayı torbalara doldurursun ya. Ay evet hiç ihmal etmem zaten. Biri torbanın ağzını açacak ki öbürü doldursun. Vay tekneye bak be. Bu ne zaman torba ağzı açacak olsa 5-10 torbadan sonra uyumaya başlar. Ben de bunu hep uyan oldum. Uyan da torba ağzı aç diye uyandırırdım. O da alıştı öyle uyandırılmaya. Öyle yani. Abi bu yükü de yani tam imkansız aşkların kadını yani. Ya gider Amerikalı bir yumuşak bulur ya da böyle bir... Böyle bir ne? Krom? Ay evet yani. Krom'un? O ne demek? Hadi gel de anlat şimdi elin Japon'una Krom'un ne olduğunu. Hop Ege kardeş. Ay bölüyor ama. Ne demek elin Japon'u? O benim. Yani bizim hepimizin Japon'u. Misafir demek istiyorum yani. Bak. Mesela bu Kroca yapılmış bir konuşma oluyor. Değil mi kardeşim? Hadi kardeşim. Ben anlamadım ki. Ben sana anlatayım Yuki. Kro, şehirli züppelerin köylüleri küçümsemek için kullandıkları bir laftır. Şehirli züppeler falan diyerek bir imada mı bulunmaya çalışıyorsun? İmada değil, tespitte bulunuyor. Yılmaz lütfen. Bu kadar alıngan olmana gerek yok. Bak ben de senin aynı yerden geliyorum ama ortada bir Kro lafı dolaştığı zaman hiç üzerime alınmıyorum. Ama bu gayet normal yani. Çünkü sen bir ağ kızısın. Oysa Yılmaz... Ben ne dedim abi ya? Ben bir şey demedim ki. Ne oluyor buna ya? Niye böyle kompleks yapıyor? Vallahi Yılmaz'ı hiç yakıştıramadın doğrusu. Aa, bir dakika, bir dakika. İnanın bana, birinizin size en az ihtiyaç duyduğu an şu andır. Fakat ağam... Lütfen, hatırım için. Peki. Hanım. Ya yeter ama artık baba ya. Fashion TV, Fashion TV. Bu nedir be? Her tarafımız baldır bacak oldu babacığım ya. Osman. Ben bu İngilizlerden umudumu kesmeye başladım. Ararlar merak etme. Sakin ol biraz. Sakin ol demesi kolay. Kaçırılan senin çocuğun olsaydı görürdüm ben senin nasıl sakin olduğunu. Tövbe de o nasıl laf öyle? Parayı eve mi getireceklermiş?
Yani adamlar manyak mı? Tapuyu almadan parayı verirler mi hiç? Bu iş bugün bitmez, ben sana söyleyeyim. Selamun aleyküm ağam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hasan ağam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm ağam. Sımsık sımsık karşıma dikildiğinize göre gene bir halt ettiniz siz. Biricik nerededir lo? Biricik hanım daha dönmemiş midir ağam? Dönmemiştir. Şaka yapıyorsun sen değil mi ağam? Gözünü yağını yiyeyim, şaka yapayım da. Ula Biricik nerededir? Ula Biricik nerededir lo? Rahat bırakın beni. Geç. Rahat bırakın. Rahat dur. Bırakın yoksa çok fena olacak. Sen de amma şıkret karıymışsın be. Ağzından çıkanı duy da konuş. Ben bir ağ. Ne yapıyorsun be? Siz benim babamı bilmiyorsunuz. Siz ananızdan doğduğunuza pişman eder. Allah yardımcısı olsun bunu alacak adamın. Doğru diyorsun. Senin ne işin var burada? Oyun oynuyorum. Oyun mu? Evet, çocuk kaçırma oyunu. Ama ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Başka bir oyun oynar mısın benimle? Oynarım tabii. Ama önce tanışalım. Benim adım Biricik. Benimki Hasan. Memnun oldum. Biliyor musun? Benim amcamın adı da Hasan. Ben eve gitmek istiyorum. Ben de istiyorum Hasan. Ben de. Ha, önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Hiç kaybolmamıştı ortalıkta. Bir isim akrabayı ziyarete gitti diyeceğim ama İstanbul'da bir isim akrabayı yoktur ki. Bir delikanlıya aşık olup da kaçmış olmasın. Sen ne konuşuyorsun öyle? Parmak kadar çocuğun açlan beşten ne işi olacak? Yaşı daha yeni 18. Anam ikimizi de doğurduğunda 17 yaşındaymış değil mi baba? Anneyi karıştırma şimdi. Ulan yoksa şu çoban oğlu Yılmaz onu getireyim bakayım bana. Emredersin abi. Emredersin. Ula çoban oğlu. Yemek yediğin tasa pislediysen eğer senin de babanın da ananın da eşinin de beşinin de. Alo. Osman amca telefon size. Biricik. Belki de İngilizlerdir. Biricik. Anlamadım. Ha. Evet Osman ağa benim buyurun. Ne dediler anlamadım. İki ay önce 2 milyon veriyorlardı. Şimdi nasıl oldu peki? Caymışlar değil mi? Ben söyledim sana. Sen sus. Onların dediği gibi olsun. Tamam. Yalnız ben hiçbir şey anlamadım bu işten. İyi peki sağ olasın. Biz 2 milyon dolar istedik ya. 3 milyon veriyorum şerifler. 3 milyon dolar mı? Şaka. Şaka yapmıyorsun değil mi? Doğru söyle. Yok lan ne şakası. İngilizlerden sonra Amerikalılar da göz dikmiş bizim bağlara. Bizim adamlarımız da bunları birbiriyle kızıştırıp fiyatı 3 milyona fırlatmış. Vallahi çok fırlamadır bu İstanbul'un adamları. Çok şükür. Caydılar sandım yüreğime iniyordu az kalsın. Kardeşime bak benim. Bağ olmazsa tarla, tarla olmazsa hamam satar denkleştiririz parayı. Bir tane yeğenimiz vardır. Onu da çakallara mı yem edeceğiz? Getirdik ağam. İyi ettiniz. Siz dışarıda bekleyin bakayım. Hadi. Beni emretmişsin ağam. He emrettik doğrudur. Nasılsın koçum? Sağlığınıza duacıyım. Karnın aç mıdır? Sağ olasın ağam. Az önce yemişim. Hiç babana benzemişsin ha. Bunun babası tuhaf bir adamdır bilir misin? Ne zaman sorsam açım der. Tokum dediğini hiç duyan olmamıştır. Yılmaz iyidir. Delikanlı çocuktur. Madem delikanlıdır o zaman şimdi soracağım soruya da delikanlı gibi cevap verecektir. Söyle bakalım çoban oğlu delikanlı Yılmaz. Biricik nerededir? Siz Biricik'in nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Bilsek siyah mı sorardık? Hı? Okuldan eve dönmedi mi yani? Yok dönmedi. Nereye gitmiş olabilir ki? Hiçbir fikrim yoktur. Muharrem'le Nusret ne diyor? Onlar da hiçbir şey demiyor. Peki ne yapacağız şimdi? Vallahi ben önce seni bir sorgulayayım demiştim. Bence sen Yılmaz'ı değil de Yılmaz seni sorguluyor. Estağfurullah Hasan ağam. Ne haddimize? Ben kaybolduğunu sanmıyorum.
Uyanıktır Biricik. Hanım. Biricik'ten bahsederken hanım diyeceksin. Aklım karmakarışık oldu. Hay Allah. Görüyor musun başımıza geleni? Seninle ne alakası vardır ulan? Gelen bizim başımıza gelmiştir. Ya bir şey gelmemiştir daha. Belki de bir arkadaşıyla falan takılmıştır. Çıkar gelir birazdan. Allah söyletiyordur inşallah. Benim yardımıma bir ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin. Yardımcı olmak için her şeyi yaparım. Duyuyor musun Hasan? Yardıma ihtiyacımız olursa hiç çekinmeyecekmişiz. Heh. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan zırtopuz? Bir ağanın bir çoban oğlu çobandan yardım istediği nerede görülmüştür? Çabuk yıkıl karşımdan. İyi akşamlar Hasan ağam. Eyvallah koçum, eyvallah. İstanbul'da iki gün kalınca edebi de terbiyeyi de kaybetmiş. Böyledir bunlar. Karınları açken kuzu, boğazlarından iki lokma bir şey geçti mi çakal olurlar. Deyüşün sıpası. Bu çocuğu küçümseme Osman. Hem de hiç küçümseme. Oley! Koş bakalım. Atma sırası sende. Gel. Gel gel gel. Hadi at bakalım. At bakalım. Oo, bravo! Çok güzeldi. Şahin Bey seni istiyor. Beyliği kim kaybetmiş de o bulmuş? Hanım hanım, gelecek misin yoksa kolundan tutup götüreyim mi? O zor işte. Ya bırakın beni, ya. Bırakın diyorum. Bırakın. Gitme, korkuyorum. Ben hemen döneceğim Hasan. Yürü. Beni bırak. Bırak diyorum. Gitme bırak, lütfen. Bırak diyorum. Ya bıraksana kolumu. Oo, hoş geldiniz. Ben de akşam yemeğini birlikte yiyebileceğim hoş bir hanımın hayalini kuruyordum. Buyurun. Aç değilim. Otur. Sana ne yapacağımı merak ediyor musun? Hiç de etmiyorum. Ne yapabilir misin ki sen bana? Küçük hanım birilerine güveniyor anlaşılan. O güvendiğin kişi şu çoban arkadaşın olmasın sakın. Olabilir de, olmayabilir de. Ayrıca çoban diye küçümsemeye çalıştığın o arkadaşımın daha geçen gün seni eşek sudan gelinceye kadar patakladığını unutmuşa benziyorsun. O bir kazaydı. O bir kazaydı, anlıyor musun? Gafil avlandım. Benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Burada güzel güzel oturup beklemenin dışında hiçbir şey. Peki beni neden kaçırdınız? Bunun iki nedeni var tatlım. Birincisi ticari. Seni kaçırmamızın sevgili babacığının Mardin'deki servetiyle vedalaşmasını hızlandıracağını düşünüyoruz. İkinci nedense tamamen kişisel. Seni yem olarak kullanıp Yılmaz denen o hergeleyi avucuma düşüreceğim. Sonra ne yapacaksın? Bak bunu hiç düşünmedim işte. Hele avucuma bir düşsün. Nasıl olsa bulurum ben yapacak bir şey. Sen hiç merak etme. Bir şeyler yemek istemediğinden emin misin? Açlıktan ölmeyi tercih ederim. Şarap? Sen kendin iç. Zehir zıkkım olur inşallah. Darılıyorum ama. Hiçbir ikramımızı kabul etmiyorsun. Şimdi babana telefon etmek ister misin desem, korkarım ona da hayır diyeceksin. Hayır. Yani evet manasında hayır. Edebilir miyim? Lütfen. Şimdi üzüntüsünden ölmek üzeredir o. 0216. Zahmet etme. Birisiyle iş yapacaksam telefonunu, adresini mutlaka alırım. Babam. Canım babam benim. İki saattir kızıyla konuşuyor. Sakın delirmiş olmasın üzüntüden. Yok be. O hep konuşur onunla. Saat 8 oldu hala yok. Bakmadığımız yerde kalmadı. Sence ne yapmalıyız şimdi? Bilmiyorsun değil mi? Ben de bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey vardır. Biricik'in başına bir iş gelirse yaşayamam ben. Biricik'in olmadığı bir dünya benim için cehennemden beterdir tövbe haşa. Çocukluğu gözümün önüne geliyor biliyor musun? Osman amca telefon. Ne? Telefon mu? Geldim. Biricik yavrum. Sen alo yerine hep Biricik mi dersin Osman ağa? Sen kimsin la?
Bana Şahin Bey derler Osman Ağa. Sen şimdi önce kızınla bir konuş. Sonra da seninle bir iş görüşmesi yapacağım. Babam. Yavrum, kınalı kuzum benim. İyi misin yavrum? İyiyim baba. Beni kaçırdılar. Alayım artık küçük hanım. Lütfen. 2 milyon dolar Osman Ağa. Yarın akşama kadar. Geldi geldi. Gelmedi benden günah gider. Alo. Alo. Hayatta olduğunu öğrendik en azından. Oğlum iyi değil mi? İyi iyi. Turp gibi. O da annem ne zaman hastaneden çıkacak diye sorup duruyor. Getirseydin keşke. Şimdi o şöyle oldu. Getirecektim. Fakat sonra şeyi düşündüm. Çocuk hırsızlarla yüz yüze gelip seni de öyle yerde baygın görünce çok korkmuş zaten. Şimdi bir de hastane ortamına sokmayalım dedim biliyor musun? İyi düşünmüşsün. Hırsızlar bir şey çalmış mı? Yok çalmamışlar. O da şöyle olmuş. Bunlar kapıyı kırarken nasıl bir gürültü olduysa ne kadar komşu varsa ayaklanmış. Hırsızlar da doğal olarak telaşlanıp kaçmışlar. Böyle olmuş. Dışarıda hava nasıl? Hava şimdi şöyle oluyor. Buyur Osman. Ne diyorsun sen? Ben hemen geliyorum. 10 dakikaya kalmaz oradayım. Kötü bir şey mi olmuş? Şey olmuş. Babam kalp krizi geçirmiş. Yaşıyor muymuş? Ölmüş. Ama tam olarak ölmemiş. Biraz ölmüş. Esasında yaşıyor. Bilmem yalan, bilmem doğru. Ay inşallah yaşıyordur. Affedersiniz rahatsız ettim ama hastanın dinlenmesi lazım. Tamam hemşire hanım, şimdi çıkıyorum. Fırsat bulunca bir telefon et de merakta kalmayayım. Tamam. Tamam. Siz burada kalın, beni bekleyin. Bunlar da kuş bir şey. Hay kafama kuşlar etsin benim. Keşke memleketten gelirken birkaç tane de domdom fişeği olaymış. Ya yeah, ya. Yeah. Ağam, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim Meryem, Allah razı olsun. Bu gece uyuyabilirse yarına bir şeyciği kalmaz. Kim ola ki bu saatte kızlar? O kimdir? Hasan Ağa. Selamun aleyküm. Geldim Hasan, hadi çıkalım. Ama siz hastasınız. Hasta falan değilim. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Oh. 2 dakika kendimi toparlayayım da çıkarız sonra. Kendini nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Neyse. Hiç mi kaldı bende? Ölmüşüm ben. Biricik yavrum. Canımın ciğerimin. Baba beni kaçırdılar dediği anda ölmüşüm ben. Sesini duyacaktım Hasan. Yaralı bir ceylan bile gelse ancak o kadar acı. Merak etme. Kurtulacak. Onu da oğlumu da kurtaracağız. De hadi gidelim kurtarak. Beni bir dinle hele. Küçük Hasan'ın kaçırıldığını öğrendiğimde İlk aklıma gelen silahımı kapıp o soysuzların evini basmak ve hepsini it gibi gebertmek oldu. Yapamayacağımı biliyordum. Asıl onlar beni it gibi öldüreceklerdi. Ölmeyi de istiyordum aslında. Sonra oğlum aklıma geldi. Yüreğim yandı. Ağladım. Sonra sakinleştim. Diyeceğim odur ki
Öfkeliyken insanın aklına gelen ilk fikir genellikle doğru fikir değildir. Peki ne yapacağız? Böyle hiçbir şey yapmadan karılar gibi bekleşecek miyiz? Bu gece aynen öyle yapacağız. Yarın da 2 milyon doları götürüp yavrularımızı geri alacağız. Ya bu arada başlarına bir şey gelirse? Gelmeyecek inşallah. Bu şerefsizlerin derdi sadece paradır. Kan davası yoktur aramızda. Ama olacaktır. Hiç kimse Mardinli Korhan Ağa'nın torunlarını kaçırıp fidye aldıktan sonra o fidyeyi yiyecek kadar uzun yaşayamaz. Eğer yaşarsa bizim de birer fistan giyip karı gibi dolaşmamız gerekir ortalıkta. Bu konuşan bizim Hayta Hasan mıdır yoksa bir başkası mıdır? Bir şeyler yapmam gerekiyor. İçimden bir ses benim de bir şeyler yapmam gerektiğini söylüyor. Ama ne? Sen ne yapacaksın ki abi? Kızın babası yarın işi çözecek işte. Parayı öğleye doğru denkleştireceklermiş. Ya parayı aldıktan sonra Bilice'ye zarar verirlerse? Ya onu öldürürlerse? Şu anda bile yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bir şeyler yapmam gerekiyor ama ne? Oturup bekleyeceksin abi. Başka yapılacak bir şey mi var? Ne diyorsun oğlum sen? Sevdiği kız çakalların elindeyken oturup bekleyecek bir adama benziyor muyum ben? Yok abi, ne alakası var ya? Saçmalama. Ne dedin sen? Ne dedim? Biricik için sevdiğim kız dedi, öyle değil mi? Ne bileyim ben. Belki demiştir, belki dememiştir. Beni şey etmeyin yeter ya, Allah Allah. Sen duydun ama değil mi? Ya şimdi insan öfkeliyken bazı şeyler istemeden herhalde. Sevdiğim bir kız demek istedim. Ne yani, siz de sevmiyor musunuz Biricik'i? Rahat uyu küçüğüm. Seni arayacak. Seni seven birileri mutlaka vardır dışarıda. Benim de var sevenlerim. Allah bazen sevenlerine bağışlar insanı. Hem sen o kadar saf, o kadar masumsun ki. Ha, bak ben de kötü bir insan sayılmam. Gerçi bir keresinde Karabaş'ın kulaklarını bantla birbirine yapıştırmış, sonra da suçu Yılmaz'ın üzerine atmıştım ama çocuktum o zaman. Senden biraz büyüktüm. Daha önce sana Yılmaz'dan hiç söz etmemiştim değil mi? Yılmaz benim sevdiğim erkek. O benim biricik kızım, gözleri bahar. Severim onu dünyalar kadar. O benim tek sevdiğim, karımdan yadigar. Yanımdan ayırmam ölene kadar. Yalnız kalınca köyde akşamları, aklıma düşer şehrin ışıkları. O benim